Ali İmran Suresi 41. Şeytan Allah'a sanırım. Rabbim bana bir alamet ver diyor. Niçin? Dedi ki Rabbim bana gerçekten ihtiyarlık ulaşmışken, karında kısırken nasıl bir oğlum olabilir? Bu böyledir dedi Allah. Allah dilediğini yapar. Ama bak ne diyor? Rabbim bana bir alamet ver. Demek ki Müslüman Allah'tan işaret beklemeyi bir İslami tavır olarak bekleyecek. Mesela ben bu yolculuğa çıkayım mı? Bunu yapayım mı? Şunu şöyle edeyim mi? Bunlar düşünürken bunlar Kur'an'a uygun mu? Yani İslam'a, Allah'ın rızasına uygun bir hareket mi diye düşünecek. Ama düşünürken Allah'tan işaret bekleyecek. Sana alamet, işaretleşme dışında insanlarla 3 gün konuşmamandır. Rabbini çokça zikret ve akşam sabah onu tesbih et dedi. Demek ki bazen insan konuşmaması gerekir. Yani konuştuğunda bazen başını derde sokabiliyor. Ama Rabbini çokça zikret diyor Allah. Akşam sabah onu tesbih et dedim. Hani melekler Meryem, şüphesiz Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarını üstün kıldı demişti. Melekler söylüyorlar. Hazreti Meryem biliyorsunuz alemlerin kadınlarını üstün kılınıyor. Neden? Çok afif, çok güzel huylu. Çok nezih bir insan maşallah. Meryem Rabbine gönülden itaatte bulun. Secde et ve rükû edenleri birlikte rükû et. Namaz kılıyor. Ay Müslüman kadın yani. Bunlar gayb haberlerindendir. Bunlar sana vahyediyoruz. Ne, hani peygamber gaybi bilmiyordu? Gaybi bilmez diyor. Ya Allah demek ki peygamberine gerektiğinde gaybi bildiriyor. Ayette de var. Cenab-ı Allah söylüyor. Ancak diyor peygamberlerinden seçtiklerine gaybi bildirir. Gaybı kimseye müttali kılmaz diyor Allah. Kimse bilemez gaybı. Ancak peygamberlerine, elçilerinden uygun bulduklarına gaybı bildirir diyor. Bak burada da Cenab-ı Allah bunlar gayb haberlerindendir. Bunu sana vahyediyoruz. Gayb haber bildiriyor sana diyor Allah. Peygamber de gaybden haberdar edilmiş oluyor. Allah sana Yahya'yı müjdeler. O da Allah'ın bir kelimesi İsa'yı doğrulayan efendi, iffetli, salihlerden bir peygamberdir. Bu ayetin ebcedi 1986 yılını veriyor. Bak net 1986. Bak Allah sana Yahya'yı müjdeler. O Allah'tan olan bir kelimeyi, İsa'yı doğrulayan, İsa Mesih'in gelişini, varlığını doğrulayan efendi, iffetli, salihlerden bir peygamberdir. Yani samimi peygamberdir. Özellikle bak nedir? Efendi, iffetli ne demek? Helale harama dikkat ederek yaşayan. Ve salihlerden, samimi bir peygamberdir. 39. ayet, Ali İmran Suresi, Ebced'i 1986 tarihini veriyor. Ali İmran Suresi 26 de ki şeytan Allah'a sanırım ey mülkün sahibi Allah'ım bütün mülk dünyadaki bütün mülkler hepsi Allah'a aittir. Mesela diyor ki bu mülkün sahibi kim? Benim diyor. Sen beksizsin. Evet. Sahibi olan Allah'tır. De ki ey mülkün sahibi Allah'ım dilediğine mülkü verirsin. Ne demek? Dünya hakimiyeti. Dünyanın bütün malı mülkü, hükümranlığı, siyasi, askeri, politik, bütün güç. Bunlar hepsi mülktür. Mülkiye mektebi denilen olay da oradan gelir yani. Masallah. Evet. Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin. Bu ayetin ebcedi de 1981 tane veriyor. Tam 1981. Demek ki Mehdiyet'le bu olaylar, ayetler iç içe yani inşallah. Hocam ayet Arapçasını söyleyeyim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahümme malikel mülki tu'til mülke men teşâ'u ve tenzi'ul mülke mimmen teşâ'u. İnşallah. Maşallah. Benim canım veriyorsunuz. Hem Türkçesinden hem Arapçasından Kur'an'ı ezberden bilen hafız. Maşallah. Maşallah. Ali İmran Suresi 33. Gerçek şu ki Allah
Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Yani birbirinden devam eden bir silsile. Mehdi hangi sülaleden? Adem, Nuh, İbrahim ve İmran ailesini alemler üzerine seçti. Bu sülaleden geliyor Mehdi. Maşallah. Ebced'i kaç? 2017. Yani çünkü peygamberimizin en titiz açıkladığı konudan birisi Mehdi, benim soyumdan diyor. Mühim alametten birisi.